Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâfha ya ayn sâd. Kâfha ya ayn sâd. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Kâle rabbi innî vehenel azmu minnî veşte'alel râsu şeyben ve lem ekun bidu'âike rabbi şakiyyâ. Ya Rabbi, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya, lem nec'al lehu min qablu semiyya. Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı. قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. Ya Rabbi dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu, senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Derken mabetteki bölmesinden halkının karşısına çıkıp, sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik.
Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp, doğu tarafında bir yere çekiliverdi. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. Meryem, nasıl oğlum olabilir ki, bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Ruh, öyledir. Ama Rabbin, bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu, insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sana unutulup gitmiş biri olaydım. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Derken ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme, dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahman'a oruç adamıştım de.
O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Meryem, bana değil, çocuğa sorun dercesine çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekatı farz kıldı. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde selam üzerime olsun. ذَٰلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi şöyle olsun demesi kâfidir. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. İyi bilin ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona ibadet ediniz. Doğru yol budur. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sonra onun hakkında bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o kâfirlerin başına geleceklere. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Neler işitecek, neler görecekler onlar o huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bugün tam bir şaşkınlık içindedirler. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hala iman etmiyorlar onlar.
İnna nahnu narithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Şu kesin bir gerçektir ki bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara biz varis olacağız ve ölümden sonra hepsi diriltilip bizim huzurumuza getirileceklerdir. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Ya abati inni kad ca'ani minel ilmi ma lem ya'tika fettebi'ni ehdike siratan seviyya. Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Ya abati la ta'budish-şeytana inne'ş-şeytana kana lir-rahmani asiya. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan içindedir. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Babacığım, bu gidişle o Rahman'dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkârdır. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde, mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip Şam'a yerleşince biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا Kitapta Musa'yı da an.
Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da Nebi olarak ona ihsan etmiştik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o, verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve Nebi'ydi. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Halkına namazı ve zekatı tavsiye ederdi. Rabbinin razı olduğu biriydi. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Biz onu üstün bir makama yücelttik. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا İşte bunlar Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar, Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler. Şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği, dünyadayken görmeksizin inandıkları Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi muhakkak ki yerini bulacaktır. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا İşte bu cennetlere kullarımızdan
Allah'ı sayıp, günahtan sakınanları varis kılacağız. Rabbinin emri olmadıkça, biz, meleklerden olan elçiler, inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep ona aittir. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. Rabbus semawati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li ibadatihi hel ta'lemu lehu semiyya. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. O'na denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin? وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا. Böyleyken kâfir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım der. أَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken biz onu yaratıp var ettik. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde, dizüstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيًّا. Sonra da her topluluktan, Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstehak olanları, elbette biz pek iyi biliriz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًّا. Sonra Allah'ı sayıp, günahlardan sakınan müttakileri kurtararak, zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يًّا. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, o kâfirler, iman edenlere dediler ki, bu iki zümreden, mü'min ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir? وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَرْنِنْهُمْ اَحْسَنُ اَتَاكًا وَرِئْيًا. Halbuki biz onlardan önce gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. De ki, dini inkar edenlere Rahman biraz mühlet versin. Bundan ne çıkar? Ama işin sonunda onlar kendilerine vaad olunan azabı veya kıyameti görünce, işte o zaman öğrenecekler, kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş
asker ve maiyeti daha zayıf. وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا Allah, hidayeti kabul edip, doğru yola gelenlerin ise feyizlerini arttırır. Baki kalacak, dürüst ve yararlı işler, Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün, hem de akibet yönünden daha iyidir. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا Baksana şu ayetlerimizi inkar edip, mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak, diyen adamın haline. اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Ne o? Bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz. Ve azabını da arttırdıkça arttıracağız. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا O sözünü ettiği mal ve evlada biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak. Ve o huzurumuza tek başına gelecektir. Kendilerine kalsa, izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye, Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler. Hayır, hayır. Taptıkları o nesneler, onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا Görmüyor musun ki biz kafirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا Gün gelecek, Allah'ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da susuz olarak, O yakıcı cehenneme süreceğiz. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat edemeyecek. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler, pek çirkin bir şey ortaya attınız. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا Halbuki evlat edinmek, Rahman'ın şanına yakışmaz. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Göklerde ve yerde kim varsa,
Rahman'ın ancak kulu olabilir. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. O bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş, tek tek tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا. İman edip, makbul ve güzel işler yapanları, Rahman, hem Allah, hem de mahluklar nezdinde sevimli kılacaktır. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Bizim Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi, senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Hem biz onlardan önce nice nesiller imha ettik. Onlardan hissedip gördüğün yahut sesini işittiğin bir tek kişi bile var mıdır?